Hoş bulduk. Evet. Evet, bugün yeni bir vaaz serisine başlamak istiyorum. İsa'nın dağdaki vaazı serisi. İsa Mesih. İsmini tanıyorsunuz. Mesih olduğunu biliyorsunuz. Allah'ın peygamberlerinden biri olduğundan saygı göstermek için belki siz de Hazreti kelimesini de unvanına ekliyorsunuz. Bahreyn'den doğduğunu ve hayatı boyunca hiç günah işlemediğini duymuşsunuzdur. Birinci yüzyılda Roma İmparatorluğu'nun döneminde Filistin'de oturan bir Yahudi olduğunu biliyorsunuz. Peki bundan başka İsa Mesih ile ilgili ne biliyoruz? Ne biliyoruz? Amerika başta olmak üzere batıdaki sözde Hristiyan ülkeler başka ülkeleri istila edince, işgal edince ya da sömürünce İsa'nın ünlü ifadesi Türkiye'de duyuluyor. İsa dedi ki, sağ yanağınıza tokat atana öbür yanağınızı da çevirin. Sağ yanağınıza tokat atana öbür yanağınızı da çevirin. Matta 5:39. Yani misilleme yapmayın. Üç, almayın. İnsanlar haklı olarak şunu sorabilirler. Ya İsa böyle öğrettiyse nasıl olur da sözde Hristiyan ülkeler o kadar saldırgan oluyor? Böyle şiddetli davranışlar ile İsa'nın ne alakası var? İyi bir soru değil mi? Alakası yok. İsa'nın hayatında böyle davranışları öğretmedi ve ne de bir örnek vermedi böyle. Ancak kişisel olarak İsa'nın sözlerine katılıyorsak, onun sözlerini yerine getiriyor muyuz hayatımızda? Onlara uyguluyor muyuz? Öyleyse misilleme yapmayalım, üç almayalım. İsa'yı daha iyi tanıyalım. Ne yaptı, nasıl yaşadı, ne öğretti? İncil'de İsa'nın hayatı ve öğretileri kaydedildi. Bu vaaz serisinde İsa'nın en ünlü vaazlarından birine bakacağız. Vaaz isimsiz bir dağda verilmiştir. Ancak mesajı sınırsızdır. Büyük ihtimalle İncil'i bizzat okumadıysanız iki ön yargınız olabilir. İki ön yargınız olabilir. Birinci ön yargı şudur. İncil değiştirildi, güvenilir değildir. Aslında o suçlamaların kaynaklarını iyice incelerseniz, Tevrat'ın, Zebur'un ve İncil'in aslında değiştirildiklerinin söylenmediğini görürsünüz. Sözlerin sadece anlamlarının insanlar tarafından çarpıtıldığının söylendiğini anlarsınız. Bu doğru. Bu doğru.
Hristiyan dünyasında şarap içiliyor. Domuz eti yeniliyor. Rahipler günahları affediyor. Hac seferleri kuruldu. İnsanlar heykel ve başka nesnelerinin önünde eğiliyor. Cinsellik ve şiddetle dolu filmler yapılıyor. Vesaire vesaire. Öyle ki bazı insanlar şöyle söylüyorlar. Hristiyan olduğumu desem yanlış anlaşılabilirim. Çünkü Tevrat, Zebur ve İncil'de böyle şeyler yoktur. Yok. Aynı zamanda Hristiyan değilim diyerek İsa Mesih'i inkar etmek istemiyorum. Çünkü İsa'yı yadsımak büyük bir günahtır. Büyük bir günahtır. Doğru. Hristiyan kelimesi çok lekelenmiştir. Hristiyan dünyası Hristiyanlığı saptırdı ve saptırıyor. Bu bir gerçek. Bu bir gerçek. İsa'yı ve öğretilerini seven bir kişi için zor bir durum bu. Zor bir durum bu onlara. Fakat biliyor musunuz, İncil bu durumu ön bildirdi. Bu durumu ön bildirdi. Kutsal yazılara bakalım, gidelim. Şu an 2. Selanikliler 2:3. 2. Selanikliler 2:3. Hiç kimse hiçbir şekilde sizi aldatmasın. Çünkü imandan dönüş başlamadıkça, mahvolacak olan o yası tanımaz adam ortaya çıkmadıkça, o gün yani kıyamet günü gelmeyecek. O gün gelmeyecektir. İncil diyor ki İsa bu dünyaya kıyamet günü için bir daha gelmeden önce imandan büyük bir dönüş olacak. Ve oldu zaten. Bir kaynak şöyle söylüyor. İnsanlar ortaya çıkıp kitaptanmış gibi elleriyle yazı yazacaklar. Bu doğru mu? Doğru. Tevrat, Zebur ve İncil dışı çok sözde kutsal yazılar var. Fakat daha önce verilen Zebur, Tevrat ve İncil'e karşılaştırıldığı zaman, yani onların Tevrat, Zebur ve İncil'in öğretilerine uymadıkları için, yani o yeni yazılar, müminler kabul etmediler. Allah'tan geldiğini kabul etmediler, reddettiler o yazılar. O yüzden ifade doğru. Tarihte ara sıra Tevrat, Zebur ve İncil'e bir söz, bir değişiklik eklemek isteyenler ortaya çıktı, doğru. Ancak bu kutsal yazılar çok dile çevrildiği için ve nüshalarının o kadar yayıldığı için biri bir değişiklik ortaya koymaya çalıştığı zaman herkes anladı. Bir sır değildir, hiç kimse kandıramadı. Bununla birlikte esas öğretiler o kadar sağlam ki bir ya da iki ayete bağlı değildir. Çok sağlam esas öğretiler. Sonuç nedir? İncil'e güvenebilirsiniz.
öyle olmasaydı insanların İncil'i şüpheye düşürmek için başvurdukları aynı kaynak neden önceki kitapların okunmasını tavsiye etseydi ki? İncil'e güvenebilirsiniz. İkinci ön yargı şudur: Allah'ın oğlu yok. Duymuşsunuzdur. Maalesef İncil'e iftira edenler çoktur. Onları Allah yargılasın. Allah yargılasın. İncil, yüce yaratıcımızın Meryem Ana ile ilişkiye girerek bir oğula sahip olduğunu söylemiyor. Söylemiyor hiç, haşa. Böyle bir şey yok. Ancak insanlar böyle iftira ediyorlar. Kızıyor. Kızmaz mı? Lütfen böyle cahil, belden aşağı, saçma sapan lafları tekrarlamayın duyduysanız eğer. Doğru değil. Doğru değil. Bir başkasının yalancısı olmayın. Teşekkür ederim. Peki İsa Mesih ile ilgili oğul konusunda İncil ne söylüyor? Ne söylüyor? 1. Yuhanna 4:2'ye geçelim. 1. Yuhanna 4:2. Birinci Yuhanna 4:2. İsa Mesih'in beden alıp geldiğini kabul eden her ruh Tanrı'dandır. Tanrı'nın ruhunu bununla tanıyacaksınız. İsa Mesih'in beden alıp geldiğini kabul eden her ruh Tanrı'dandır. İsa bu dünyaya gelmeden önce var idi. Bu dünyaya gelmeden önce var idi. Peki neden İsa Mesih Bakire'den doğduğunu düşündünüz mü hiç? İsa'nın varoluşu Meryem anıyla başlamıyor. Başlamıyor. İsa Meryem Ana'nın rahminde insan bedenine büründü. Başka bir ayete bakalım. Matta 3 16 17. Matta 3 16 17. İsa vaftiz olur olmaz sudan çıktı. O anda gökler açıldı ve İsa Tanrı'nın ruhunun güvercin gibi inip üzerine konduğunu gördü. Göklerden gelen bir ses, sevgili oğlum budur. Ondan hoşnurum dedi. İncil, yüce Allah'ın Meryem Ana'yla fiziksel ilişkiye girdiğini söylemiyor. Ancak hangi peygambere İncil'de kaydedildiği gibi sevgili oğlum budur denildi? Hangi peygambere? Sadece İsa Mesih'e denildi. Sadece İsa Mesih.
nasıl olur sadece ve sadece İsa Mesih bu dünyada günahsız bir hayat yaşadı? Tek kişi. Evet, İsa Mesih çok farklıdır. İsa Mesih çok farklıdır. Bunlar son derece önemli sorular. İleride bir gün biz bu konuya daha detaylı bakacağız. İsa'ya ve kutsal yazılara inanıyorum diyorsunuz. İsa'ya ve kutsal yazılara inanıyorum diyorsunuz. İyi. İyi. Peki nasıl inanıyorsunuz? İncil'de bir ayet var. Yakup 2:19'a geçelim. Yakup 2:19. İncil'den okuyorum. Yakup 2:19. Belki size şaşırtıcı bir ayet olabilir. Sen Tanrı'nın bir olduğuna inanıyorsun. Öyle üretiyor İncil. Sen Tanrı'nın bir olduğuna inanıyorsun, iyi ediyorsun. Cinler bile buna inanıyor ve titriyorlar. Cinler neden titriyorlar? İnanıyorlar değil mi? Cinler gerçeği anlıyorlar fakat faydası yok onlara. Faydası yok onlara. Neden? Fiilen yok. Tanrı'nın bir olduğuna inanıyorlar, biliyorlar ama faydası yok onlara. Cinlerin davranışları gerçeğe uymaz. Uymaz. Gerçeği sadece bir olgu olarak anlamak ve tanımak boştur. Boştur. Faydası yok. Böyle bir inanç beş para etmez. Beş para etmez. Peki sizin inancınız nedir? Fiilen var mı? Sağ yanağınıza tokat atana öbür yanağınızı da çevirin, dedi İsa Mesih. Başkalarının günahlarına işaret etmek için bu ayete başvurabilirsiniz. Hatalarını gösterebilirsiniz. Ancak bu ayet sadece Hristiyanlar için geçerli değildir. İsa'nın mesajı Allah'tan geldi ve Yüce Rabbimizin kuralıdır. Bu mesaj bütün dünya, bütün milletler, bütün insan ve sizin için geçerlidir. Peki kendi hayatımızda uyguluyor muyuz? Kendi hayatımızda uyguluyor muyuz? İnsanlar size kötü davranınca kendi yüreğinizde ve kendi davranışlarınızda İsa'nın sözlerini yerine getiriyor musunuz? Soru budur. Soru budur. Sevgili dinleyiciler, İsa'ya inanmak sadece bir gerçeği anlamak ve tanımak demek değildir. İsa'ya inanmak Allah'tan aldığı ve anlattığı ilkelere uymak
olacaktır. Olmazsa İsa'ya ve kutsal yazılara inanıyorum demek boştur. Boş. Boş. Önümüzdeki haftalar İsa'yı daha iyi tanıyalım. Daha iyi tanıyalım.